CBN Türk ekranlarından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugün çok özel bir yayın yapacağız. Bu özel yayınımızda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan aramızda ve önemli soruları cevaplayacak. Özellikle bildiğiniz gibi şu anda bütün partiler arasında aşı politikaları ile ilgili farklı bir ses olarak karşımıza çıkan bir parti var. Yeniden Refah Partisi ve Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan. Dolayısıyla da acaba Covid sürecindeki bu karşı duruşunun sebebi nedir? Veyahut da yeni dünya düzeniyle bu Covid politikalarının alakası var mı gibi sorular biliyorum ki merak uyandırıyor sizler açısından da. Zaten Sayın Fatih Erbakan'ı görmek istiyordunuz bu kanalda da ve o da tabii ki ricamızı kırmadı. Kendisi şu anda stüdyolarımızda. Hoş geldiniz Sayın Erbakan. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle başlayalım, direkt şok bir giriş olarak başlayalım. Özellikle bu Covid politikaları Türkiye'de ve dünyada çok sıkı uygulanıyor ve o kadar sıkı uygulanıyor ki artık aslında benim tanımım böyle. Bir faşizm düzeyine gelmeye başladı, bir faşizanca yaklaşım. Yani aşıları gönüllülük esasına göre değil de zorunluluk esasına göre yapmaya başladılar. Özellikle Fransa'da zorunlu uygulamaları görmeye başladık ve bunun akabinden de Amerika'da bazı eyaletler var. Tabii çok bu politikaları hiç tasvip etmeyen eyaletler de var. Mesela Texas, Florida gibi. Ancak dünya geneline baktığımızda bu Covid sürecinde anlıyoruz ki bir düzen oturtulmaya çalışılıyor. Şimdi soracağım soru şu. Aslında yapılan bütün inceleme ve araştırmalarda şöyle bir durum var. Bu aşıların faydası olacağı gibi zararı da söz konusu olabilir. Ama buna rağmen bir ulus devletlere karşı bir şey görüyoruz burada, bir örgütlenme görüyoruz, uluslararası bir örgütlenme. Soru esasında şu, bu aşılar ve bu Covid süreci başka şeylerin kaldıracı mı sizin görüşünüze göre? Tabii tekrar teşekkür ediyorum. Davetinizden dolayı izleyenlere de hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi sunuyoruz. İnşallah hayırlı olsun program. Biz zaten daha Covid süreci başladığı ilk haftalarda, zannedersem 2020 Mart ayı olması lazım. Orada bir ziyaretimizde basın mensuplarına açıklamada demiştik ki bu virüs Siyonizmin amaçlarına hizmet ediyor demiştik. Bu da İspanya'da, Fransa'da, İsrail basınında yer aldı. Onlar tabii çok iyi bunları takip ediyorlar. Tabii oradaki ifade şu. Bir defa gayri tabi bir süreç olduğundan dolayı şüphe ettik. Yani şöyle birdenbire televizyonda yürürken düşüp ölen insanların görüntüleri, efendim yoğun bakımlarda yer kalmadı, ceset torbaları, İtalya'da efendim askeriye kamyonları kışlalardan çıktı ölüleri taşımak için. Ya şimdi birkaç yüz veya birkaç bin insan ölse bile 60-70 milyonluk İtalya'da bu kadar ambulans, bu kadar imkan kalmadı mı da askeriyeden kamyon çıktı. Ceset torbası yetiştirilemedi. Allah vermesin bizim işte 29-27 Ağustos depreminde biliyorsunuz 17 Ağustos depreminde bu kadar binlerce insanımızı kaybettik. Yine de böyle bir perişanlık yaşanmadı. E şimdi bir gayri tabilik var yani bir korkutma, panik, dehşet ve bütün bu gayri tabi operasyonun arkasından da tabii ki bir aşı geleceği belli bir şey. Sonuçta bunun çaresi budur denilecek. Ta o zamandan da söylemiştik. Hatta herkes gönüllü olarak sıraya girecek. Aman bana aşı yapın. İşte bedava aşılar ücretsiz yapılıyor ama o zaman ben demiştim ki ya belki $1000 da olsa insanlar kredi çekecek. Aman aşımı olayım çünkü öyle bir dehşet, öyle bir panik ki. Bir gayri tabilik, bir acayiplik. Bir de tabii bu zaten sürecin laboratuvarda üretildiğine dair şu anda mesela Fauci var Amerika tabii. Birleşik Devletleri'nde. O da en sonunda bu CDC'nin başında dedi ki ya ben başında laboratuvarda üretilebilir vesaireye inanmıyordum ama şu anda artık laboratuvarda da üretilmiş olabilir gibi bir açıklama yaptı. Böyle Doğru. Bir açıklaması var onun da. Tabii şöyle amaca hizmet ediyor. Bir defa biyolojik silahlar en güzel bu küresel güçler, dünya siyonizmi için en güzel silahlar. Çünkü hep söylüyorum hem maliyeti daha düşük, hem faili meçhul, hem de çok hızlı ve etkili. Yani siz böyle bir virüsle dünya nüfusunun 1/4, 1/5, 1/10 de öldürseniz amacınıza ulaşmak açısından çok güzel. Bir de tabii öldüremeseniz de arkadan getireceğiniz aşıyla böyle bir şey yapmayı düşünebilirsiniz. O öldürür veya o kısırlaştırır.
Çünkü kısırlaşması toplumun, kendileri dışındaki insanların dünya nüfusunun azalması için bulunmadık bir nimet. Doğru. Tabii bunu yapmalarının sebebi de o zaman da söyledik. Savaşlarla, mücadeleyle, planla, projeyle bu hedefe ulaşmak, dünya hakimiyetine, tek dünya devletine ulaşmak çok zor oluyor. İşte Irak örneğini vermiştim o zaman da. 20 senedir uğraşıyorlar, daha Irak'ı istedikleri noktaya getiremediler. İşte merkezi yönetim başka bir şey söylüyor, kuzeydeki Kürt bölgesi başka bir şey söylüyor, İran'la yakınlaşıyor, terör oluyor, bir türlü istediği noktaya getirmiyor. Suriye 10 sene oldu, 2011'di. Suriye istedikleri bir noktaya tam gelemedi. Bir takım koridorlar, bir takım terör örgütlerinden unsurlar oluşturdular ama tam da istedikleri bir noktada İran... O zaman siz diyorsunuz ki aslında B planına geçtiler. Yani buradaki istikrarsızlık aslında istedikleri planları uygulamalarına tam olarak imkan vermediği için anladığım kadarıyla, yani böyle mi diyorsunuz? B mantık planını yürütüyorum. Tabii yani çünkü çok daha avantajlı bu. Büyük Orta Doğu projesi dedik 20 sene oldu. Daha dediğim gibi istenilen noktaya gelinemedi. İran 79'da İslam devrimi yaptı. 79'dan beri İran'la uğraşıyorlar. 42 sene olmuş da İran'a da diş geçiremediler. Dolayısıyla böyle bir nüfusun azaltılması, böyle bir yolla insanların yok edilmesi tahakküm açısından, dünya hakimiyeti açısından çok avantajlı. Zaten onların, siz de çok iyi biliyorsunuz, maksadı bir avuç imtiyazlı azınlık, bir de 500 milyon veya 1 milyarlık bir nüfus dünyada onlara kölelik yapacak. Yeterli. Fazlası suyu tüketiyor, toprak işgal ediyor, petrolü, mazotu, benzini bitiriyor, doğal kaynakları, doğalgazı bitiriyor. Gerek yok bu kadar gereksiz insana. 1 milyar olsun, bir de biz olalım, onlar da bize köle olsun. Böyle bir hedefe ulaşmak bakımından tabii çok avantajlı. Bir de tabii Bill Gates'in sürecin başından beri çok önde aktör olarak rol alması. Fahri doktorası var ama mesela doktor Bill Gates olarak en popüler doktor, yani dünyadaki hatta en güçlü doktor olarak Google'da aradığınız zaman algoritmada most powerful, yani en güçlü doktor olarak yazdığınız zaman kimdir diye algoritma direkt Bill Gates'i çıkarıyor. Halbuki Fahri doktorası var bir de. Öyle. İlginç bir de, değil mi? Evet yani. Gayri tabilik ifadesi aslında burada da var. Şimdi teknoloji şirketi sahibi, öyle bir noktaya geldi ki o pandeminin ilk aylarında kimse Amerikan başkanını, sağlık bakanını, şunu bunu dinlemiyor. Bill Gates ne diyecek? Adam bir de tarih veriyor biliyorsunuz. Halen de öyle. 2021'de şöyle olacak, 2022'de şurada başlayacak, burada bitecek. Dolayısıyla hatta tabii, IMF siz de gösterdiniz onu. 2025 tarihini vermiş bitiş olarak. Tabii yani nasıl oluyor bu? Planlı değilse bu kadar kesin bir şey, yol haritası nasıl çiziliyor? Kendi kendine doğal olarak çıkmış bir virüs felaketi. Adım adım adamlar nereye gideceğini söylüyor. Tabii burada bu zümrenin şeytani planları, zümreyi tanımayan, Siyonizmi bilmeyen, bu çeteyi tanımayan insan için çok hayali geliyor. Diyorlar ki ya bu kadar olur mu? Yani gerçekten de şeytani bir şey bu. Bunu hatta GDO'lu tohumlar ve GDO'lu gıda maddeleriyle ilgili bizim bir arkadaşımız Tarım Bakanlığı'nda Ankara'da görüşmeler yapmıştı. Oradaki yetkililer de aynı tepkiyi verdiler diyor. Ya biraz abartmıyor musunuz? Bununla mı uğraşacak bu insanlar? Tam şeytani bir şey. Yani bilim kurgu filmi gibi. Ama tabii şeytani bir yapı olduğu için ve şeytanın ordusu diye bizim de nitelendirdiğimiz. Evet. Tabii ki bunları yapmaları gayet doğal. Yine nüfusun azalması, neslin kesilmesi bakımından LGBT çok avantajlı. O nedenle onunla ilgili de biliyorsunuz çok yoğun bir propaganda ve koruma kalkanı zırhı var. Şimdi aşı da böyle, pandemi de böyle. Aşıya da sanki bir din gibi hiç karşı çıkamazsın, bir şey diyemezsin. Eleştiremezsin. LGBT'den şeyde eleştiremezsin. Mesela ana akım medyanın aşı konusunda farklı görüşleri olan doktorları çıkarmamasına ne diyorsunuz? Çok ilginç tabii. Bir de Türkiye'de isim vermeyeyim ama tahmin edilecek çok saygın ve çok sık televizyona çıkan, hakikaten alanında da çok etkili doktorlarımız vardı. Artık yüzlerini görmeye alıştık, isimlerini ezberledik. Birdenbire kayboldular. Yani tabii şeye, söyleme, ideolojiye uygun konuşmadığı zaman hemen aşılama dinine aykırı hareket ettiği zaman dediğiniz gibi kayboldular. Almanya'da da böyle, tabii İtalya'da da böyle. Siz de çok iyi takip ediyorsunuz. Sizin bu çalışmanızı, bu mücadelenizi biz de takdir ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ olun. Çok önemli. Yani bütün insanlık için, sadece Türkiye, sadece Müslümanlar için değil, bütün 7 milyar insan için tabii bir risk, bir tehdit. Hatta dünya tarihinin en büyük soykırımı diyen
makaleler var, yazan ilim adamları Sayın var. Sayın Bahti'yi biz bu kanala çıkardık, BBN Türkiye. Kendisi de çok önemli bir mikrobiyolog. Dünyanın en önemli 10 mikrobiyologundan birisi, Almanya'da yaşıyor. Tabii çıkarır çıkarmaz YouTube bizi sansürledi. Biliyorsunuz bir de sansür politikaları şu anda çok fazla uygulanıyor. Hatta haddini aşarak uygulanıyor. Hani sansür bazı yerlerde olabilir. Ne gibi? Gayri ahlaki tutumlar olur, şu olur, bu olur veya çocukların zihinsel işlevini etkileyecek durumlarda tamam. Ama bir otorite, bir tıp otoritesinin sansürlenmesi kadar akıl dışı bir olay yok. Şimdi 11 numaralı bir VTR'miz var. Sayın Bahti'yi buraya aldığımızda o da aslında bir aşılarla ilgili bunun bir soykırıma doğru gidebileceğini de söylemişti. Ve dolayısıyla da bu açıklamasından sonra da biz bunu YouTube'da yayınladık ve YouTube maalesef bunu kaldırdı. Evet. Ayet, şimdi böyle bir adam var. Çok uzman bir mikrobiyolog. Bunları konuştu ve önemli bir şey söyledi aslında. Yeni dünya düzeni için bunu köpürtüyorlar dedi. Bu konuda nasıl düşünüyorsunuz? Yani söylediğine katılıyor musunuz? Yeni dünya düzeniyle köpürttüklerine? Tabii bir de bu tek dünya devletinin aslında bir şeysi, tatbikatı gibi de. Yani biz böyle bir şey yaptığımızda buna ne kadar itaat edilecek? Devletler, ulus devletler, hükümetler buna ne kadar uyacak, riayet edecek, bu ne kadar uygulanabilecek? Aslında bunun da bir tatbikatı, bir denemesi de oldu. Yani Dünya Sağlık Örgütü bütün dünyadaki 200 tane hükümetin üzerinde bir güç olarak onun yazdığı metni, onun koyduğu maddeleri burada biz camilerimizde hoparlörlerden hocalarımıza bile okuttuk teker teker. Bütün onların ortaya koyduğu ajandaya, tedbirlere uygun bir şekilde kısıtlamalar, yasaklar, seyahat engellemesi gibi uygulamaların hepsi yapıldı. İşte maske konusu, mesafe konusu, yani biz oradan bir merkezden emrettiğimizde virüs veya bir gerekçeyle bunu ne kadar sağlayabiliyoruz? Ne kadar 7 milyar insanı, 200 tane devleti kontrol edebiliyoruz? Aslında bunun da bir tatbikatı oldu. O zaman şu ortaya çıkıyor. Bayağı bir devleti kontrol edebiliyorlar. Başta Türkiye olmak üzere maalesef. Evet, maalesef. Yani bizde tabii daha da mesela işte burada bazı evraklar da var. Kaymakamlık güneyde, Akdeniz'de bir ilçemizde diyor ki ilçemizde bulunan tüm otellerde COVID-19 aşısı yapılmamış olan kişilerin çalıştırılmaması. Otellere yeni alınacak personellerin COVID-19 aşısı yapılmadan işe başlatılmaması büyük önem arz etmekte olup bunun uygulanması. Şimdi bu tabii bir kere hukuken mahsurlu. Biz bugün yeniden Refah Partisi olarak hukukçu kurmaylarımız dilekçe hazırladılar. Danıştay'a da parti olarak bu genelgenin iptali en son biliyorsunuz aşı yaptırmayanları PCR testine zorunlu hale getiren İçişleri Bakanlığı genelgesinin iptali için başvuruda bulunduk. Bir defa tabii bu zorunlu aşıya zorlama işi ayrı, bir de PCR testine zorlama da ayrı. Bir defa PCR testi olmazsan seyahat edemezsin. Buraya geliyor iş. Uçağa binemiyorsun, otobüse binemiyorsun. Herkesin özel araçla seyahat etme imkanı yok. Mesela benim özel aracım yok. Ben de o yüzden dava ettim İçişleri Bakanlığı'na. Evet. Peki PCR olayım, yani iki günde bir, bu zaten çekilecek bir şey değil. Biz o zaman basın toplantımızda da söylemiştik. En sonunda diyecek ki insanlar ya böyle yaşayacağıma en iyisi neyse şu aşıyı olayım kurtulayım. Dolaylı olarak zorlama. Halbuki yerleşme ve seyahat hürriyeti anayasanın 23. maddesine göre sadece kanunla sınırlanabiliyor. Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Anayasada bu belirlenmiş. Bunun sınırlanması için kanun gerekiyor. Diğer taraftan bilim ve sanat hürriyeti. O da anayasanın 27. maddesi. Bu tiyatro ve sinemaya da giremiyorsunuz biliyorsunuz. Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, açıklama, yayma ve bu alanda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Bunu da çiğniyorsun. Hukuka göre genel olarak temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ancak ve ancak kanunla olabilir. Kanunla ilgili de bazı tartışmaları da görüyoruz. Efendim zaten 1930'da çıkan Umumi Hıfzı Sıha Kanunu var. Halbuki bizim hukukçularımız baktılar. Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nda hastalıkların isimleri sayılmış. Kolera, veba, kara hımma, sarı hımma, lekeli hımma, çiçek, difteri, dizenteri, şarbon, sıtma, verem, zührevi hastalıklarla mücadele için bu kanun ihdas edilmiş. Dolayısıyla koronavirüs bu kanunda yok. Bir diğer önemli konu da bu Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'ndaki zorunlu aşı uygulaması hastalıktan önce önleyici bir tedbir olarak değil, hastalık tanısı alındıktan sonra tedavi amaçlı. Yani bir insan zührevi hastalığa yakalanmış,
yok ben tedavi olmam aşı olmam diyemezsin. Sen de tespit ettik bunu aşın olacaksın tedavin olacaksın efendim işte sıtmaya, difteriye, dizenteriye, koleraya yakalanmış. Bu tespit edilmiş. Öyleyse tedavi için aşı olacak. Şimdi burada öyle değil ki. Adama bakmadan korona olmuş mu olmamış mı veya virüsü taşıyor mu ya taşımıyor ben mu? Ben hasta değilim ki zaten bana değilim. Aşı yapıyor mesela. Aşı hasta yapıyorsun. Olmadım hali. Bu kanuna uygun değil. Bir diğer konu da bu konuda ben bu korona aşısıyla ilgili tamam meclisten kanun çıkaracağım deseniz de olmaz. Çünkü neden? Biz bir defa Türkiye olarak biyoloji ve tıbbın uygulanması bakımından insan hakları ve insan haysiyetinin korunması sözleşmesine imza atmışız. Bunun aslında internette de bakabilirler. Kısa adı Biyotıp Sözleşmesi. Uluslararası bir sözleşme bu. Ve Türkiye 3-12-2003 tarihinde bunu onaylamış ve iç hukuk maddesi haline, metni haline getirmiş. Şimdi bu sözleşmenin yani Biyotıp Sözleşmesi'nde ne diyor? Sağlık alanında herhangi bir müdahale, ilgili kişinin bu müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesinden sonra yapılabilir. Bu kişiye önceden müdahalenin amacı ve niteliği ile sonuçları ve tehlikeleri hakkında uygun ve aydınlatıcı bilgiler verilecektir. İlgili kişi buna rağmen muvafakatini her zaman serbestçe geri alabilir. Şimdi ne diyor? Müdahalenin amacı, niteliği ve sonuçları ile ilgili, tehlikeleri ile ilgili uygun bilgiler, aydınlatıcı bilgiler verilecek. Şimdi burada siz de her zaman söylüyorsunuz, kamuoyunda da söyleniyor. Bir onam formu var. Ne üretici sorumlu, ne aşıyı yapan sorumlu, ne firma sorumlu, ne bulan sorumlu. Kimse sorumlu değil. Ama olmak zorunlu. Ne Sağlık Bakanlığı sorumlu. Evet ama sen olmak zorunlu. Zorunlu yani kulağı tersten tutarak zorunlu. Hani görünürde zorunlu değil ama zorunlu. Bu aşamadaki yani faz çalışmaları tamamlanmamış, yan etkileri doğuracağı sonuçlar tam olarak ortaya konulmamış bir aşı için siz kanun da çıkarsanız bu anayasaya aykırı. Çünkü anayasa diyor ki uluslararası sözleşme kanunun üzerindedir biliyorsunuz. Biyotıp Sözleşmesine imza atmışsın. Öyleyse milletler arası anlaşmalarda kanunların farklı hükümler içermesi durumunda milletler arası anlaşma geçerlidir. Yani siz bu noktada meclisten koronavirüs aşısını zorunlu yapacağım diye kanun çıkarsanız dahi bu anayasaya aykırı, bu geçerli değil. Hatta orada PCR testini de içeriyor bu. Çünkü PCR da vücuda, vücut bütünlüğüne müdahale. Onun da hukukta evet karşılığı var dediğiniz gibi. Her tıbbi müdahale. Yani, ayrıca PCR testinin durumu da çok vahim. Çünkü Kerim Mulis kendisi açıklamasında dedi ki ya bunu aslında bir virüsü tam tanısı olarak kullanamazsınız. Niye? Çünkü döngü sayısını ne kadar arttırırsanız o kadar geçmişe dönük bazı kalıntıları bulur. Hasta olmasanız bile oradan o kalıntılar üzerinden hasta muamelesi de görebilir insanlar. Yani burada kötü niyetle kullanılabilir mi diye bir soru var. O da diyor ki evet kötü niyetle kullanılabilir. Nihayetinde de DSÖ'nün Aralık 2020 yılında yaptığı son açıklamada dediği şu. Döngü sayısı 45'in üzerinde olursa pozitif çıkarır dedi. DSÖ kendisi bunu kabul etti. Şimdi bu kadar bozuk bir testi bir teşhis yöntemi olarak kullanmak ne derece doğru? Mesela bana diyelim ki tanı verdiler. Ben de 16 ilacı kullandım bilmiyorum. Halbuki hasta değildim. Yalancı pozitiflikti o. O zaman bu da benim bedenime bir şeydir, müdahaledir. Beni hasta edecek bir yöntem yani aslında. İlk zamanlarda özellikle yaşı ileri olan ve zaten kronik hastalığı olan insanlara dediğiniz gibi o PCR'la bir tanı koydular. Ve o ağır ilaç tedavisiyle belki de biz kendimiz onları öldürmüş olduk. Otopsi yani, de yapılmadı. Ondan ben hep şüpheleniyorum. Bizim tanıdıklarımızdan da vefat eden oldu. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Ama yani tabiri caizse böyle deli gibi 16 tane ilacı dediğiniz gibi yaşı ileri hastalığı var, kronik hastalığı var. Zaten sıkıntıda bunları yüklediler. Ve belki 16 de ilacın alem, bir kısmı da sonra geri çekildi. Tedavide yanlışmış tabii diye. Madem yanlışmış, maalesef yanlışmış diye. Şimdi tabii burada bu kaymakamlıkların yazıları, efendim işte belediye başkanı açıklama yapıyor. Bugün yeni gördüm onu da. İşte belediyemizin kreşlerine anne babası aşılı olmayan çocuğu almayacağız. Yani biraz önce sizin de dediğiniz gibi tamamen faşist bir uygulama. Bir de bu kadar... Yani biraz önce Türkiye olarak çok iyi uyduk DSÖ'nün emirlerine dedik. Yani yangınla ilgili, depremle ilgili, selle ilgili en temel tedbirleri almayan, bunları takip etmeyen işte yaşadık bunları. Yani her sistemi böyle çok güzel işleyen bir ülke olsak ya tabii bu kadar titiz bir ülke olarak biz bu aşıda da toplum sağlığı için bunu böyle takibi yani öyle bir hevesle, öyle bir hızla, heyecanla buna sarılınıyor ki gerçekten de çok ilginç ama diğer taraftan dediğim gibi
kanuna aykırı, bilime aykırı. Bir defa işte yapılan her tıbbi müdahale hastanın aydınlatılıp rızasının alınmasıyla yapılacak. Yani her türlü hasta bedeni üzerinde yapılacak uygulama, şey de öyle, PCR testi de, çünkü tabi burnundan diyorlar ki hipofiz bezine sürekli bir müdahale beyin oluyor. Duvarına, çünkü beyin duvarına zararı olabilir. Bir de siz iki günde bir yaptı, ayda 15 kere yaptırdığınızı düşünün. Ön koşul hastanın aydınlatılıp rızasının alınması. Hasta hakları yönetmeliği 22. hüküm. Hasta hakları yönetmeliği 24. hüküm. Hasta hakları yönetmeliği 31. hüküm. Hepsi aynı şeyleri söylüyor. Türk Tabipler Birliği meslek etik kuralları. Aydınlatılmış onam başlıklı 26. hükmü. Hekim hastasını önerilen tedavi yönteminin türü, başarı şansı, süresi, tedavi yönteminin hastanın sağlığı için taşıdığı riskler, olası yan etkileri, hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi durumunda hastalığın yaratıcı sonuçlar gibi olası tedavi seçenekleri ve riskleri konusunda aydınlatır. Sen ne riski belli, ne yan etkisi belli, ne yapacağı belli değil. Bir defa aşı adayı diyorlar, ben de ona katılıyorum. Yani gerekli testleri geçirmemiş, faz aşamaları tamamlanmamış, 3 ayın 5 ayın içinde çıkmış. Hiçbir aydınlatma yok, hiçbir sorumluluk yok. Dediğim gibi hasta hakları yönetmeliğine, Türk Tabipler Birliği meslek etik kurallarına, hepsine aykırı. Zaten FDA'ya göre de aşı adayı ama aynı zamanda gen terapisi. Yani o da ilginç. mRNA tabii olduğu için. Yani bir de mesela bizim hukukçularımız Alman ve Türk hukukunda hekimin hastayı aydınlatma ödevi ve istisnaları diye bir kitaptan alıntı yaparak diyorlar ki teşhise yönelik aydınlatma, teşhis amacıyla yapılacak müdahalelerden önce hastanın aydınlatılması demektir. Tek başına tedavi değeri olmayan teşhise yönelik müdahalelerde de hastanın aydınlatılması konusundaki kıstaslar daha da sıkı olup yapılan müdahale mutlak gerekli değil ise hekim en küçük bir ihtimal dahilinde olan komplikasyonlar hakkında bile hastayı aydınlatmakla yükümlü olacaktır. Şimdi hem Türk hem Alman hukukundan incelenip ortaya konulmuş. Yani dolayısıyla bu kaymakamlıkların, bu belediyelerin, bu özel şirketler mesela duyuyoruz. Çıkışta kapının oraya bir tane tır koymuşlar. Bütün çalışanlar orada aşısını olacak, yoksa işini kaybedeceksin. Şimdi ben zorunlu tutmuyorum. Zorunlu tutmuyorsun ama adam ne yapacak? Ekmeğinden mi olsun? Tam bir acayip bir durum. Bu arada evet. Sayın Bakan Bey'in 9 numaralı VTR'yi alabilirsek açıklaması olmuştu. Tabii Suharit Bahti ne dedi? Bunlar yeni dünya düzenine geçiş yapmak istiyorlar dedi. Birden biz Sayın Sağlık Bakanı'ndan ne duyduk? Yeni dünya düzeni cümlesini duyduk. İsterseniz bir dinleyelim. Aşı programımız ile toplumumuzun en az %60'ını bağışık hale getirmeden salgının durdurulmasından söz edemeyiz. Bunun için aşı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumakla sorumluyuz. Bir kez daha tekrar ediyorum. Eski normale giden yol aşılamadan geçiyor. Sırası gelen aşısını olarak mücadeledeki yerini alsın. 84 milyon olarak birlikte başaracağız. Bu güce güvenin. Şimdi bu değildi. Bir başka vardı ama onu almamış arkadaş galiba. Yeni dünya düzenine sert ve hazırlıksız yakalandık diye. Ama bu da önemli çünkü burada %60'ı diyor önce. Hani bağışıklık diye. Şimdi öyle bir noktaya geliyor ki toplumun tamamını aşılamaya çalışıyorlar. 60'da yetmedi. Yani. 60'da yetmedi. Tamamına döndü bu iş. 12 yaştan itibaren. Hatta bazı arkadaşlarımız hamilelere bile uygulanmaya kalktıklarını ifade ettiler. Yani tabii dehşete düşüyor insan. Bir de tabii bağışıklıktan bahsediliyor ama tabii tıpçılar, bu konuda ilim sahibi olanlar, siz de çok sayıda biliyorsunuz. Biz de devamlı görüyoruz. İsmini vermeye gerek yok. İsimleri var bizde. Evet. Diyor ki efendim, bir defa pandemi ancak toplumda doğal bağışıklık ile sona erer. Covid-19 aşısı ile elde edilmeye çalışılan yapay bağışıklık ile pandemi sona ermez. Şimdi çok güzel değindiniz. 10 numaralı VT'de Luc Montagnier, yani Fransız Nobel ödüllü virolog, tam da sizin söylediğinizi söylüyor zaten. Tabii. Ama bu videoyu yayınlamak yasak. Yani YouTube'da bu videoyu koyduğunuz suç. Zaman suç. Tabii. Ne diyor, dinleyelim. Şu soruyu sorayım. O zaman peki böyle bilim insanları bunlara cevap veriyor. Diyor ki ya böyle bir durum var. Varyantlara sebep oluyor aşı deniyor. Fakat bu insanlar susturuluyor.
Bunun amacı ne? Yani bu insanlar niye susturuluyor? Bunun amacı tabii bu dünyadaki sistemlere hakim olan biraz önce söylediğimiz zümrenin bu oyunu oynamak istemesi. Yani gerçeği manipüle etmek, gerçeğin üzerine örtmek, çarpıtmak, oyun oynamak. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bu ifade ediliyor. Onlar hileli bir düzen kurarlar diye. Hile çok manidar bir kelime. Türkiye bunun hile neresinde yapmak. Bu oyunda? Türkiye'de işte biraz önce Sayın Sağlık Bakanımız onların yazdığı metni aynen maalesef okuyor. Ne dedilerse onu yapmaya çalışıyor. Tabii alfa, beta, delta bunlar yetmedi. Şimdi bir de mu varyantını bugün ben duydum. Rahmetli Erbakan hocamız derdi ya vergi koyacağız diye alfabede harf bırakmadınız. ÖTV, ÖİV, KDV koyduğunuz vergilere harf kalmadı. Şimdi varyantlara harf kalmıyor. Türkiye'den de bilim insanları biraz önceki bu Fransız profesörün söylediği gibi varyantların çıkma nedeni aşılardır. Bugüne kadar hiçbir pandemi aşılamayla bitirilmemiştir. Doğal bağışıklıkla, sürü bağışıklığıyla bitirilmiştir. Hatta bunu bize partimizden bir teşkilat mensubu veteriner hekimimiz de söyledi. Hı hı. Dedi ki ya zaten sürü bağışıklığı adı üstünde hayvanlardan geliyor. Biz veterinerler olarak bunu çok iyi biliyoruz. Koruyucu olarak yapılabilir belki ama bu salgın çıkıp da toplumda yayıldıktan sonra bir daha aşı yapılmaz veya işte affedersiniz hayvanlar arasında yayıldıktan sonra asla aşı yapılmaz. Bunu dedi ben Anadolu'dan bir veteriner olarak bile biliyorum. Biraz önce söylediği gibi epidemiyologlar, virologlar, doktorlar da aslında biliyorlar. Ama maalesef gerçeğin üzeri örtülüyor, çünkü manipüle ediliyor. Yok. Çünkü o güçler tabii her yeri kontrol altına almış. Ve maalesef bunu ortadan kaldırıyorlar. Diğer bir büyük hata da yine bilim insanlarının hep söyledikleri doktorlarımızın siz de tabi biliyorsunuz. Aşı olmadan önce aşı olacak insanın antikor düzeyine bakman lazım. Yani belki bağışıklık gelişmiş gerek yok aşı yapmaya. Onu hadi, işte Türkiye'de ünlü doktorlar baktırıp olmayabiliyor. Benim antikor seviyem yüksek ben baktırdım şu an için olmadım diyen bir doktor vardı. Bilmiyorum denk geldiniz tabii, mi? Tabii ama vatandaşın halka böyle bir şeysi yok. Yok tabii. Maalesef. Hatta birinci dozu yaptım belki yetti antikoruna baktım 2-3'ü yapmayalım. Yok hiçbir şeye bakmadan ezbere 2-3-4 hatta bu işin gidişi yani 6 ayda bir aşı olunacak gibi. Çünkü habire yeni varyant çıkıyor. Zaten 2025'e kadar öngörülüyorsa bu, hatta bazıları 2010'a kadar pasaportlar çıktıysa bu herhalde başka bir şey anlamına geliyor. Sizin pasaportlar konusundaki düşünceniz ne? Yani şöyle bir soru sormak istiyorum. Dünya nasıl bir yere dönüştürülmek isteniyor? Tam olarak nasıl bir insan tipi isteniyor dünyada? Yani nasıl bir yönetim gelecek? Eğer bu küresel siyonizm egemen olursa tam olarak insanlara ne yapmak istiyor? Ayrıca şu soru da çok geliyor. Ya siz diyorsunuz ki tamam bu Siyonizmin bir parçası, bir projesi ama İsrail vatandaşlarını aşıladı. Onlar Yahudiler. O zaman eğer Siyonizmin bir parçasıysa bu proje İsrail vatandaşlarını aşılamazdı. Bu soruya cevabınız ne? Tabii orada şunu da söylüyorlar. İsrail'in çok önemli mutasip kesimi, önemli bir kitle olmadılar, olmaya da karşılar diyorlar. Bir diğer konu da şu, ben gözümle gördüm, internette de birçok sitelerde bunu görmek mümkün, sosyal medyada da meşhur markaların gıda ürünleri, mesela çikolata, mesela dondurma, çeşitli gıda ürünleri, aynı marka, aynı ürün. İngiltere'de içindeki meyve püresi oranı %44, Türkiye'de içinde meyve püresi oranı Türkiye'deki %13. İngiltere'de içinde glikoz bilmem %0.2, Türkiye'de %2.5. Yani o ürünü bile adam size farklı oraya farklı yapıyor ki siz İsrail'e giden aşının sizinkiyle aynı olduğunun garantisini nasıl vereceksiniz? O zaman da diyorlar ki çok komplo teorisi yapmayalım diyorlar ya, mesela. Öyle bir komplo teorisi değil dediğim gibi bir dondurmayı bile adam İngiliz vatandaşına farklı size farklı yapıyor. Aynı marka aynı ürün. Şimdi Türkiye'de burada de çok gündeme geldi hatta bunlar. Tabii yani geldi. Yani şeyde çok vardır. Tabii bir de ilk başta sizin sorunuzda bir gayri tabilik kavramını kullanmıştım. Bir defa oranlar yani ölüm oranı ve salgına hastalığa yakalanma oranı siz de tabii çok iyi biliyorsunuz. Daha da bizden de ileri seviyede araştırıyorsunuz. Elinize sağlık. Sağ olun, sağ olun. Çok düşük. Mesela Dünya Sağlık Örgütü aslında pandemi ilan etmek için dünya nüfusunun en az %10'unun ölmesi. Allah vermesin. 700-800 milyon insanın ölmesi lazım. Bugüne kadar toplam ölen 4.527.000. Yani bu ne demek? 10.000'de 6. Bu 10.000'de 6'nın da çok önemli bir kısmı 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan. Yani 40 yaşın altında kronik hastalığı olmayan bir gencin bundan ölme ihtimali şuradan sokağa çıktığınızda başınıza bir taş düşüp de ölme ihtimalinizden belki daha düşük.
Yani o zaman sokağa çıkmayı yasaklayalım. Denizde boğulma ihtimaliniz bundan çok daha yüksek. Trafik kazası çok daha fazla. Yani böyle bir şey çıktı diye ne sokağa çıkacaksın, ne mesafeni kısaltacaksın insanlarla, ne seyahat edebileceksin. Yani bu kısıtlamaları getiriyorsak o zaman trafik kazası riski var. Kimse trafiğe çıkmasın, arabalar yasaklansın, denize girmek yasaklansın. Şimdi mesela 5 yaşın altındaki çocuklarda ölüm riski milyonda bir. Yani bunu hem istatistikçiler hem tıp bilimiyle uğraşanlar da çok iyi bilirler. Bu sıfır demektir. Ki bunda bile çoğu lösemi ya da kronik bağışıklık sistemi sorunu yaşayan çocuklar. 5-15 yaş arası çocuklarda ölüm riski 100 binde bir. 15-45 yaş aralığında 100 binde iki. Yani bu bilimsel veriler ışığında aslında buna pandemi de denemez. Ama buna karşılık çok büyük bir alay-ı valayla dehşet, panik, korku. Dediğim gibi Amerika çöktü, İngiltere çöktü. İşte başbakanlar bile yakalandı. Efendim şeyde İtalya'da cesetleri taşıyacak araç bulunamadı. Böyle bir korku pompalandı. Özel böyle özel, artık giysilerle geliyorlardı. İzolasyon giysileriyle. Ne oldu şimdi onlar? Mesela bu sene ölüm oranları daha fazla olmasına rağmen öyle özel uzaylı gibi gelenler yok kapıya. Ya. Demek ki tabii. Bazı şeyler oyun olarak karşımıza çıkartılmış. Ama şöyle bir şey de var, eleştiri de var. Ya şimdi bunları söylüyorsunuz ama işte ne yapsın devlet? Aşıları getirmese dert. O zaman diyecekler ki ben bak Türkiye hiç çalışmıyor. Aşıları getirmedi. Kaderini terk etti halkını diyecekler. Şimdi getirirse bir dert oluyor. O zaman da diyorlar ki aşıların içerisinde zararlı unsurlar var. Bunlar insanın hayatına mal oluyor. Bir politika olarak da aşıları getirdiler en nihayetinde. Dolayısıyla da ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı bu politikaya uymasaydı belki hayatına mal olabilirdi bu diyenler var. Çünkü örnekler var. Biz vermiştik ya örnekleri. Mesela John Magufuli aslında benim görüşüm olarak öldürüldü. Çünkü Covid politikalarına aykırı hareket etti. Ve nihayetinde Covid'den dolayı öldüğü haberi geldi. Bunu da devlet başkanı aynı şekilde DSÖ ülkesinden kovdu. O da kalp krizinden öldü. Ve ardından biz burada yapmıştık o programı 3 ay öncesinden dedik ki Madagaskar Devlet Başkanı'nın başına çok kötü şeyler gelebilir. Çünkü Tanzanya gazetesinde haber yapmış, Fransa'da da yayınlandı bu. Dedi ki DSÖ bana rüşvet teklif etti, ben bunu kabul etmedim, politikaları uygula diye. 3 ay sonra Madagaskar Devlet Başkanı'na darbe teşebbüsü oldu. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimizde de diyorlar ki ne yapalım yani şimdi bunlar bakın reddetti. Lukashenko örneği var Beyaz Rusya'da. Hatta Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, evet o örnek var. Ya bunların hepsi sıkıştırılıyor. Biz de eğer bunları uygulamasaydık aynı şey Cumhurbaşkanı'nın başına gelecek diye getiriliyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Bu eleştiriler haklı mı? Tabii şöyle bir defa belki uygulamasaydık ölümler ve vakalar bu kadar olmayacaktı. Belki değil çünkü biraz önceki bilim insanının da burada aktardığımız bilim insanlarının görüşleri de tıp bilimi de bunu ortaya koyuyor. Öyleyse tabii her türlü riske rağmen toplumun bu beladan kurtulması için, bu ölümlerin olmaması için böyle bir adımın atılması, bunun göze alınması gerekebilir. Bir diğer konu bizim şu noktadaki zaten hep söylediğimiz isteyen olsun istemeyen olmasın noktası. Yani siz nasıl ki bir tedavi reddetme hakkına sahipsiniz. Öyleyse böyle bir durumda da ben aşı olmuyorum diyen insanlara işte kaymakamlıkların, belediyelerin, hastanelerin, okulların yaptığı gibi bir baskı, bir zorlama veya özel şirketlerin, firmaların bu olmasın. Olmak isteyen nasıl oluyorsa olmak istemeyenin de bu tercihine, bu hakkına saygı duyuyorsun. Yani diyorsunuz ki hakkıdır. Tamam aşıyı getirebilir ama buraya kadar anlıyorum ama bunu böyle kulağa ters tutarak yaptırımlı bir şekilde getirmesi uygun tabii, değil. Tabii işin çok ileri gitmesi demek. Yani kaymakamlığa, efendim hastaneye, belediyelere bunu hükümet olarak, iktidar olarak hayır ne yapıyorsunuz? Veya bu İçişleri Bakanlığı genelgesi böyle şey olur mu? Aşı olmayana sen zorla aşı olmaya dolaylı olarak dayatmış oluyorsun. 2 günde bir PCR testi neymiş? En azından bunlar yapılmazdı. Tabii dediğiniz gibi hayat tehlikesi her zaman var. Küresel çeteye, siyonizme kafa tuttuğunuz zaman siyaseten veya biyolojik olarak ortadan kaldırılabilmeniz mümkün. Hatta Amerikan başkanları, ben konferanslarımda örnek veriyorum. 3 tane Amerikan başkanı suikaste kurban gitmiş. En sonunda Kennedy biliyorsunuz. Hepsinin ortak özelliği
Amerikan Merkez Bankası'yla çekişmeye başlaması. Amerikan Merkez Bankası FED biliyorsunuz bu Siyonizm çetesinin bir kuruluşu. Aslında özel bir banka, kamu bankası değil. Ne yapmış Kennedy? Amerikan dolarını basma yetkisini Merkez Bankası'ndan, FED'den alıp hazineye devretmeye kalkmış. Böyle bir şey olursa sen Amerikan doları yetkisini bizden almaya kalkarsan, çünkü dünyaya hükmetmenin en önemli aracı Amerikan dolarını basma yetkileri. O zaman bunun sonucuna katlanırsın. 60 seneden beri aydınlatılamayan son derece karanlık bir suikast. Hatta Kennedy sülalesine kadar yansıyan bir suikastlar dönemi de diyebiliriz. Tabii bütün aileden hatta intikam alınması. Çünkü karşılıksız basıyor Amerikan dolarını. Bütün dünyanın emeğini, zenginliğini alıyor. İstediği para arzının kontrolü elinde. İstediği yerde ekonomik kriz çıkarıyor. Bunu engellemeye kalkan Amerikalı da olsa gözünün yaşına bakmamışlar. Kısa burada da tabii olabilirdi. Evet, kısa Allah bir ara korusun. Veriyoruz. Aradan sonra soruları sormaya devam edeceğiz. Ekran başında olun ve sizin sorularınızı da Sayın Başkan, Genel Başkan Fatih Erbakan cevap verecek. BBN Türk özel yayınımız devam ediyor. Konuğumuz Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan ve sorularımız da genellikle aşı politikaları ve Covid politikaları üzerine bir röportaj mahiyetinde yapıyoruz. Ve sizin de sorularınızı cevaplandırmaya çalışıyoruz. Tabii çok sayıda soru var. Öncelikle insanlar PCR testlerinden dolayı mağdur olmuşlar. Bu çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Sorular arasında özellikle öğretmenlerin soruları var, velilerin soruları var. Biz ne yapacağız, hukuki mücadeleyi nasıl vereceğiz diye. Maalesef 6 Eylül itibariyle bu uygulamaya geçecek. Zaten her ne kadar biz yargı yoluna başvurmuş olsak da, Sayın Genel Başkan da yargı yoluna başvurmuş, ben de başvurdum. Hatta siz parti olarak başvurdunuz daha evet, doğrusu. Doğru. Ama 6 Eylül'den önce şu anda bu davaya geçilemeyecek. Neden? Adli tatil var. Dolayısıyla da o da kritik bir karar. Yani oraya denk getirilmesi de ilginç. Ve biraz süreç alacak ama tabii bütün bu hukuksuzlukların ortadan kaldırılması için bu konuda faşizme karşı olan herkes direniyor açıkçası. Faşizme karşı omuz omuza. Ama işte bu solcuların mesela böyle bir söylemi vardı. İyi hatırlattınız Sayın Erbakan. Faşizme karşı omuz omuza diyorlardı ama şu anda özellikle sol camiaya bakıyoruz. Bu politikalar karşısında o kadar sessizler ki faşizmle birlikte omuz omuza gibi gözüküyorlar. Maalesef. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Acaba şöyle düşünüyor insanlar. Ha o zaman da onları da fonlayanlar bunlar mıydı ya? Gerçekten de bu Siyonist yapımıydı da şimdi birdenbire bu kadar demokrat olanlar, benim bedenim, benim kararım diyenler sessizliğin içerisine gömüldü de sus pus oldular. Ne diyorsunuz buna? Onunla ilgili tabii milli görüş olarak hep eskiden beri söylüyoruz. Yani sağ, sol, demokrat, efendim liberal şu bundan ziyade bir defa milli görüş zihniyetinde, milli görüş şuurunda mı olacaksın? Yoksa dünya siyonizmine bilerek veya bilmeyerek askerlik mi yapacaksın diye. Yani başka çıkış yolu yok diyordunuz. İki yol evet. Var tabii. Yani şimdi bu şuurda olmazsanız, bu bilinçte olmazsanız dediğiniz gibi çok önemli bir iş yapıyor gibi hepsi sıraya girdiler. Maalesef daha önce işte İstanbul Sözleşmesi yaşatır konusunda olduğu gibi. Şimdi aşıda da öyle. Yani mesela biraz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dedi ki ya biz olsaydık dedi. Şimdiye kadar aşı işini bitirmiştik dedi. Bitirmiştin, vakalar ve ölümler daha da artmıştı. daha da artmıştı. İşte Endonezya 818 bin hasta, 24 bin ölüm. Aşılamadan sonra 3 milyon 239 bin hasta, 86 bin ölüm. Tayland 26 bin hasta, 85 ölüm. Aşı kampanyası başladıktan sonra 543 bin hasta, 4397 ölüm. Geçen yıl aşısız dünyada günlük vaka sayısı 150 bin. Bu yıl yaklaşık 4 milyar insana en az bir doz aşı vurulduktan sonra vaka sayısı ortalama 550 bin. Bu kadar bin. Basit. Yani matematik burada. Bu kadar temel gerçekler burada. Yani ama maalesef gerçeği örtme, hile, küresel çetenin, dünya siyonizmin bir oyunu ve operasyonu. Ama işte şöyle bir durum var. Bill Gates'in okuduğu kitaplar arasında bir fotoğraf karesi vermişti. Şu anda elimde yok ama orada fotoğrafta kitaplar arasında bir kitap dikkatimizi çekmişti. İstatistiklerle nasıl yalan söylenir kitabını tabii, okuyordu. Tabii. Şu anda demek ki yaşadığımız süreç bu. Şu da çok ilginç değil mi Sayın Fatih Erbakan? Bakın burada 3 tane CEO ya da işte yönetici var aşı firmalarının. Şöyle AstraZeneca'nın, Pfizer'ın, Moderna'nın. Hepsi de ilginç olarak tabii burada ırkçılık mahiyetinde söylemiyorum ama
Yahudi kökenli genel itibarıyla. Çok ilginç geliyor bana bunda. Evet, bunun böyle tesadüf olarak karşımıza çıkması bana çok ilginç geliyor. Yani şimdi bugün hocalarımız kalkıp çıkıyor. Mesela İslami açıdan da değerlendiriyorlar. Ya ne kadar üzücü ki vebal alırsınız deyip işin içinden sıyrılıp aşı olmayanları adeta günahkar ilan etmeye doğru gidiyorlar. Bu konuda ne diyeceksiniz? Siyonizm için biraz önce şeytanın ordusu da dedik. Yani öyle bir zihniyet düşünün ki kendisi dışındaki insanların öldürülmesi bizim Kurban Bayramı'ndaki Cenab-ı Allah'ın rızası için kurban kesmemiz gibi. Yani onun için bir normal bir davranışın ötesinde bir ibadet, bir sevaplı bir iş. Şimdi bu zihniyetteki böyle şeytani yapıdaki insanların böyle bir operasyona girişmesi hiç de şaşırtıcı değil. Veya inanılmayacak bir durum değil. Tabi sadece bu şeyler firmaların yanında bir de FDA'de, Dünya Sağlık Örgütü'nde oralarda da bir baksanız hep üst kademedeki insanların, dünya siyonizminin ya işbirlikçileri ya doğrudan ekibin içindeki insanlar olduğunu göreceksiniz. Zaten Pfizer'la FDA kız alıp kız veren aileler gibi. Onun başındaki oraya geçiyor yönetici olarak. Orada yönetici olan buraya CEO oluyor. Yani FDA dediğinizde öyle çok bağımsız, çok aklı başında güvenilir bir kurum değil. Hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün daha önce birçok skandalları çıktı biliyorsunuz. Hı-hı. Hem kuş gribinde hem domuz gribinde. Tabii. Evet, doğru. Yani ilaç firmalarının isteği doğrultusunda para karşılığında rapor hazırladıkları çıktı. Doğru. Yani bunları sanki böyle bir haşa Allah'ın emri gibi gösterenlerin bunlara tabii dikkat etmesi lazım. Sonra yalnız pardon dediler. Şıracının şahidi yanlış, bozacı. Ya. Biz yanlış alarm vermişiz dediler. Bu aslında kuş gibi o kadar da tehlikeli değilmiş dediler. O kadar güvercinleri dahi katlettiler. Tavukları, evet. Civcivleri yani bizim partimizden bir başkan yardımcımız anlatıyor. Televizyonda görmüş yani çocuğun güvercinlerini öldürüyorlar. Çocuk hüngür hüngür ağlıyor. Maalesef. İşte tabii. Ne oldu? Alın bir itiraf. Pardonla bitti itiraf. Tabii. Bu da gazetelere yansımıştı. Ne zamanın tarihi bakıyorum bakın. 04.02.2010. Dünya Sağlık Örgütü'nden skandal domuz gribi itirafı. Yani ne demiş itirafta? Vatan Gazetesi'nin haberine göre Harvard Üniversitesi'nin domuz gribi abartılı araştırmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nde domuz gribi bir korku kampanyasıydı. İtirafı gelmiş. Şimdi yarın öbür gün bunun da böyle olmayacağının garantisi var mı? Tabii. Yani bir de tabii Siyonizmin amaçları bakımından şu önemli ekonomik kriz, insanların işsiz kalması. Bunları da tabii onların biz virüs Siyonizmin amaçlarına hizmet ediyor derken bunları da o zaman kastettik. Biliyorsunuz o uçakların pistlerde park ettirilmiş görüntüleri, bütün ulaşım durdu, hava yolları iflas etti. Efendim seyahat acentaları iflas etti, turizmciler iflas etti. Pek çok sektör, pek çok ülke, Türkiye'de tabii dahil olmak üzere esnafımız, restoran, kafe işletmecimiz, milyonlarca insan işsiz kaldı, aç kaldı, perişan oldu. Bu da zaten bu çetenin en önemli amaçlarından, hedeflerinden bir tanesi. İşsiz bırakmak, aç bırakmak, borca esir etmek. Bu bakımdan da böyle bir korku operasyonu, kampanyası bu amaçlarına da tabii hizmet ediyor. Tabii çok hakikaten şey bir durum, üzücü bir durum. 7 milyar insanın bir avuç insan tarafından, bir avuç imtiyazlı olarak kendisini gören zümre tarafından bu şekilde köle haline getirilmesi. O zaman siz iktidarda olsaydınız bu süreçte ne yapardınız? Yani sorulan sorulardan biri de bu. Tabii. Tamam, güzel eleştiriler var, böyle bir süreç var. Ama Sayın Fuat Erbakan diyelim ki Cumhurbaşkanı oldu. Ve o dönemde Cumhurbaşkanıydı şu yaşadığımız dönem içerisinde. Peki ne yapardı? Farklı nasıl davranabilirdi? Davranabilir miydi? Tabii bizim milli görüş olarak 50 senedir hep söylediğimiz bir defa İslam ülkelerinin ve İslam ülkeleri de sadece değil. Bütün bu sistemden sömürülen, ezilen, hakkı gasp edilen 160 tane ülke. Yani bu gelişmiş batılı ülkeler başta Amerika olmak üzere dünyanın kaynaklarını kullanan, sömüren, tahakküm altına alan ülkelerin dışındaki bütün ezilen 160 ülke bir araya gelecek ve bir D-160 birlikteliği oluşturacak. Ondan önce de bir defa 57 Müslüman ülke bunun ilk adımı olarak D-60'ı kuracak. D-60'ın içinde neler vardı? Hatta o zaman merhum Erbakan hocamızla gülüyorlardı, hafife alıyorlardı. İslam Birleşmiş Milletleri, İslam NATO'su, İslam ülkeleri barış gücü, İslam ülkelerinin Dünya Bankası, finans ve ekonomi ve bankacılık sistemi, kendi para transfer sistemleri,
kendi internetleri, kendi NASA'ları, yani ben anlaşılsın diye onların isimleriyle söylüyorum, kendi sağlık örgütleri, kadın ve aileyi, çocuğu koruma teşkilatları, yani UNICEF gibi, bunların hepsini, kendi FDA'leri, çünkü bunların hepsi manipülasyona açık, çünkü çete tarafından kontrol edilen kuruluşlar. Bunu NATO'nun uygulamasında da görüyoruz. İşte NATO'nun 20 sene kaldığı Afganistan'ı ne hale getirdiğini gördük. Birleşmiş Milletler'de de görüyoruz. Birleşmiş Milletler Bosna'da Bosnalı Müslümanları Sırp çetelerinin eline bizzat kendisi teslim etmiş. Amerika'nın Irak'ta, Somali'de, Afganistan'da ne yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bunların diğer kuruluşları da, yani efendim Dünya Sağlık Örgütü olsun, FDA olsun, IMF'si olsun, Dünya Bankası olsun, NATO'su, hepsi, bunların hepsinden insanlığa hayır gelmesi mümkün değil. Bunların hepsini kendimizin kurması lazım diye 50 senedir söyledi. Çok ütopik, çok uçuk bir hedef olarak. Efendim bu işte kendine bile hayır olmayan Müslüman ülkelerle mi bu yapılacak? Hı hı. Bunu derken bakın Afganistan'da şimdi trilyonlarca dolarlık maden rezervi olduğunu Amerika kendisi söylüyor. Yani aslında küçümsediğiniz o 57 Müslüman ülkenin öyle imkanları var ki, hem jeopolitik açıdan konumları, dünyanın tam merkezinde su yollarını, boğazları kontrol ediyorlar. Yeraltı, yerüstü zenginlikleri, madenler. Mesela sırf Afganistan'daki şu lityum madeni, bütün cep telefonlarının pillerinde, laptopların çip pillerinde, teknolojisinde. Çip teknolojisinde, geleceğin otomobili olan elektrikli otomobillerin bataryalarında, yani çok stratejik maddi değerinin yanında bu imkanları var. Bu imkanlarımızı, bu gücümüzü birleştirip, ortak hareket edip, bu çetenin sömürüsüne, oyunlarına, tabiri caizse melanetine karşı bir organize güç haline gelmemiz ama lazım. Ama o zaman şöyle bir soru var. 06 numaralı VTR'yi alabilirsek birazdan. Soru şu. Ya şimdi Trump DSO'ya karşı direndi Amerika'da. Dolayısıyla buna rağmen Amerika'daki o Siyonist yapılanma, Trump da Siyonizme hizmet ediyor etmiyor meselesinden ziyade Biden'la Trump çekişmesi üzerinden gidiyoruz. Son bir sıkıntı oldu. Sosyal medya hesabını bile kapattılar. Tabii. Şimdi Trump bunlara kafa tutmaya çalıştı ve ne söyledi ona bir bakalım ve ardından ne oldu ve size soru soracağım Trump üzerinden. Bir önce large, magnificent planet. The truth is plain to see. If you want freedom, take pride in your country. If you want democracy, hold on to your sovereignty. And if you want peace, love your nation. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and law. Şimdi bunu söyleyen Birleşmiş Milletler'de bunu söyleyen bir Trump vardı. Koskoca Amerikan başkanı aslında devrildi diyebiliriz. Şu anda Trump muhalefet yapmaya çalışıyor. Şimdi Trump'ın akıbeti buyken Türkiye'de gerçek anlamda DSO politikalarına karşı bir lider çıkabilir mi? Tabii olabilir. Çünkü bununla ilgili DSO politikası olmasa bile mesela Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirilmesi bunun bir örneği. Yani Amerika'nın açıktan karşı çıkmasına ve tehdit etmesine rağmen bu gerçekleştirildi ve çok da başarılı oldu. Arkasından mesela ambargo uyguladı Amerika. Peki sen ambargo uyguluyorsan öyleyse ben de İncirlik Üssü'nü kapatıyorum dedi Türkiye. İncirlik Üssü'nü kapattı. Merhum Erbakan hocamızın hükümet olduğu dönemlerde. Ve aynı zamanda Aselsan kuruldu. Arkasından Roketsan, Havelsan. Yani o ambargonun aslında böyle bir faydası da oldu. Çekiç gücü 54. hükümet kovdu. Ha, bunun bazı maliyetleri oluyor. 28 Şubat oluyor, 12 Eylül darbesi oluyor. Darbeler oluyor. Evet ama biz bir kere insan olmanın bir gereği, bu şekilde hareket etmek, diğer taraftan inancımızın bir gereği. Yani başımıza bir iş gelirse, öyleyse biz de susalım, nasıl olsa bu zulüm yapılıyor. Yani hani ben müdahale etmesem de, nasıl olsa etsem de etmesem de şu adamı öldürecekler. Ama ben gene de elimden gelen müdahaleyi yapıp onu engellemeye çalışmam lazım. İşte biz Irak operasyonu sırasında söylemiştik kardeşim, Amerika bu Irak operasyonunu zaten yapacak.
Türkiye tezkere çıkarsa da yapacak, çıkarmasa da yapacak, destek olsa da olmasa da iyi de yani burada bir inancımızın gereği var. O zaman dediler ki biz de var. En azından müdahale olalım ki ya, bu pastadan pay alalım anlayışına. Pastanın bir parçası da 1 milyon insanın, sivilin ölmesi. O 1 milyon insanın ölümünden de pay almış oluyorsun, Allah vermesin. Dediğim gibi yani bu başımıza iş gelir. Bunlar nasıl olsa çok güçlüler ama bir insan olmanın getirdiği sorumluluk var, vicdan var. Bir de tabii inancımızın en başta tabii emri var. Biz tabii bütün riskine rağmen insanlık için ve ülkemizin, milletimizin geleceği için, menfaati için bu adımları atmak mecburiyetindeyiz. Bu çekinceyle hareket edilirse bütün bu operasyonun sonucunda çıkan tablonun vebaline Allah korusun hepimiz ortak oluruz. Peki Türkiye'de Siyonist kadronun güçlü olduğuna inanıyor musunuz? Türk siyasetine yön verme açısından soruyorum. Tabii işte 28 Şubat'la ilgili mesela orada Türkiye'nin çok hayrına işler yapan, milletin menfaatine işler yapan, hakikaten Cumhuriyet tarihinin en başarılı hükümeti, ekonomik anlamda özellikle dar gelirli milyonların refah seviyesinin arttırılması anlamda bir 28 Şubat darbesiyle indirildi. Refah Partisi kapatıldı. Şimdi bununla ilgili merhum Erbakan hocamız anlattı. Dedi ki ya askerlerin 28 Şubat'ta önümüze koyduğu maddeler, bir de baktık ki Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan gizli toplantının maddeleriyle aynı. O toplantının maddeleri sonradan eline geçmiş, bunları canlı yayında anlattı. 12 Eylül'ün darbenin doğrudan doğruya Amerikan eliyle yapıldığı WikiLeaks belgelerinde çıktı. Öyle olunca tabii Türkiye'de etkileri var, güçleri var. Bütün dünyada olduğu gibi. 15 Temmuz'da aynı şekilde. 15 Temmuz'da aynı şekilde. Aynı zamanda Afrika'da, efendim Güney Amerika'daki darbelerde pek çok noktada işte Venezuela'yla da uğraştılar. Venezuela'yla uğraşmasının sebebi de petrolü sömürmek istiyor. O petrolü istediği gibi bu Siyonist çetenin holdingleri, firmaları istediği gibi alamayınca bu sefer şeyi Chavez'i diktatör yapıyor. Chavez çok doğru adam, her yaptığı iş çok güzel, iyi yönetiyor demiyoruz da. Buradaki bunların karşı çıkmasının sebebi Chavez'in yaptığı yanlışlar değil, halka yaptığı sıkıntılar değil. Petrolü sömürmek, aynen Suriye'de olduğu gibi, Libya'da olduğu gibi Muammer Kaddafi'ye diktatör dedi. Diktatörden rahatsız olsa, kendi işine gelse diktatörle hiçbir sıkıntısı olmaz. Ya mesela Suudi Arabistan'da o Suudi zaman Arabistan çok mu demokrasi? Yani. Suudi Arabistan'la hiç uğraşmıyorsun. Kaddafi'nin vefatından sonra eskiden petrolden halkın aldığı pay %60'a yakınken şimdi halkın aldığı pay %20'ye düştü. Bunu yazan kitaplar var. Ne oldu? Bunu çünkü sömürüyorlar, yağmalıyorlar. İşte müdahalenin asıl amacı ortaya çıktı. Sudan bölündü. Sudan'ı böldüler dediğiniz gibi. Aynı şey. Dolayısıyla tabii etkileri var ama biz bütün buna rağmen hep yine milli görüş olarak söylediğimiz, özellikle merhum Erbakan hocamız da çok tekrarlardı, kuvvet kudret sahibi Amerika değil Cenab-ı Allah'tır derdi. Tabii yani onlar bir hileli düzen kursalar da asıl her şeye hükmedecek olan Cenab-ı Allah, her şeye kadir olan o. Biz ona güvenip dayanıp istikamet üzerinde adım atmamız, direnmemiz lazım, elimizden geleni yapmamız lazım. Bedel öderiz, efendim koltuğumuzdan oluruz, canımızdan oluruz diye çekinerek kenarda oturamayız. Bu başta bir kere dediğim gibi bir insanlık görevi. O zaman kefenle yola çıktık sözü boşa gitmiş oluyor. Yani eğer bunlar, siz bunları uygulamanız gerekiyor halk adına, uygulanmıyorsa bu gerçek anlamda o zaman kefenle yola çıktık sözünün altını doldurmuyor doğal olarak, yani böyle düşünüyor insanlar. Tabii. Şimdi şöyle bir gündem var son zamanlarda. İklim politikaları gündemi var ve Türkiye'de birçok parti bu Paris İklim Anlaşması'na uyulması gerektiğiyle ilgili deklarasyonlar, işte açıklamalar yapmaya başladılar. Şimdi yeniden Refah Partisi söz konusu olduğunda Paris İklim Anlaşması, buna benzer anlaşmalar konusundaki fikirleriniz nelerdir? Tabii burada yine işin arka planında başka bir ajanda olmasından şüphe ediyoruz. Çünkü sütten ağzımız yanmadı, artık ağzımız haşlandı. Ondan dolayı zaten bu pandeminin daha en başında da aslında öngörülü bir duruş sergiledik. Ve dediğim gibi dış basında da bu yer aldı. Şimdi yani bir zamanlar rahmetli Erbakan hocamızın döneminde mesela şeyde buzulların erimesi ve suların yükselmesi, dolayısıyla da New York gibi, Amsterdam gibi deniz seviyesindeki sahil kentlerinde efendim sular yükselecek ve buralardaki birçok mülkler su altında kalacak, spekülasyonlara çıkmıştı.
İşte küresel ısınmadan dolayı buzullar, kutuplar eriyor, sular yükseliyor buralar. Ondan sonra diyorlar ki bu 10 ila 20 sene, 30 sene içerisinde olacak. Ama bilimsel olarak birçok insan bunu ortaya koyuyor. Diyor ki 100 ila 150 senede, 200 senede olacak. Meğerse neymiş? Oradaki siyonist emlakçılar, oradaki sahildeki gayrimenkulleri, mülkleri, binaları ucuz bir şekilde kaldırmak için bunu finanse etmişler. Yani şimdi orman yangınlarını mesela Türkiye'de düşündüğümüzde tabii önce Brezilya'da yandı. Bu da bu aslında algı oyununun bir parçası olabilir mi? Çünkü artık iklimleme cihazları denilen cihazlar da var bütün dünyada. HAARP projesinin bir parçası tabii. Sayabiliriz bunları. Çünkü HAARP projesi Amerika'da var ama Rusya'nın da bir kendine göre bir HAARP'i var. Artık ona ne isim veriyor bilmiyoruz. Çin'in de mutlaka vardır. Çünkü bunlar yeni değil. 60-70 yıllık araştırmalar sonucu artık karşımıza çıkıyor. Hatta işte 1930'larda bile konuşulmaya başlanmış. Şimdi böyle düşündüğümüzde bu orman yangınlarıyla birlikte iklim projelerini de düşündüğümüzde hatta o yangın esnasında daha doğrusu yangın olmadan önce Bill Gates gelmişti Bodrum'a. Geldikten bir gün sonra yangın yerine döndü oralar. Bodrum dahil olmak üzere. Burası da bir yer kapmak için aynen o sular yükselecek bazı yerler su altında kalacak denilerek nasıl ki parsel parsel topluyorlar. Bu da bir operasyon mu Türkiye'ye ve dünyaya? Yani Allah-u Alem tabii her zaman uyanık olmak lazım ve şüphelerimiz var. Koronavirüs sürecinin de başından beri şüphelerimiz var. Şüpheli yaklaşıyoruz dediğimiz gibi. Çünkü her türlü melaneti, her türlü ifsadı yapabilmeleri mümkün. Doğrudan doğruya şeytanın yolundan yürüyen, şeytanın amaçlarına hizmet eden bir grup, bir zümre. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Bilgeç deyince aklıma geldi. Evet. İşte bu şimdi ineklerin aynen kuş gribinde olduğu gibi itlafına doğru sanki iş gidecek. Efendim bunlar çok karbondioksit salıyor. Bunlar zarar yapay veriyorlar. Et. Yapay et yapacağız. O yapay etin içinde aynen bu GDO'lu meyve sebzede ürünlerde olduğu gibi kim bilir neler olacak. Dolayısıyla çok küreselcilerin bu gibi projelerine, bu çok doğa sever, insan sever, çok diğer gam görüntülü projelerine şüpheyle yaklaşmak lazım. Çünkü bugüne kadar yaptıkları ve dediğim gibi asıl hedefleri ve zihniyetleri ortada. Bütün kaynaklar, bütün dünya, bütün varlıklar, bütün nimetler bizim hakkımızdır. Bizim dışımızdakiler sadece bize hizmet etmek için, kölelik yapmak için var. Bu onların üzerinde onların bir hakkı yok. Zaten petrolü, altını, pırlantayı sömürürken, su kaynaklarını ele geçirmeye çalışırken asıl zihniyeti bu. Dünyanın her yerinde bunları sömürüyor. Ve böyle bir durumda da biraz evvel söylediğim gibi 7 milyar insana gerek yok. Fazladan yer kaplıyorlar. Bir de tabii bu geri kalmış aşağı ırklar, onların zihniyetiyle söyleyeyim, çok hızlı ürüyorlar, çoğalıyorlar. Orta Doğu ve Arap ülkeleri, işte Doğu'da, Bangladeş'te, Hindistan'da bunlar daha da çoğalacak. Daha da yönetmek, hükmetmek zorlaşacak. Daha çok kaynak tüketecekler. Öyleyse bunları GDO'yla, efendim eşcinsellikle, kısırlaştırarak, yapay et diye yedireceğimiz bir takım şeylerle, birçok katkı maddeleriyle ortadan kaldıralım. Mesela ben hep söylüyorum, kanser ve kısırlık özellikle küresel çetenin amacına hizmet edecek iki tane önemli unsur. Hatta zaman zaman biraz da takılarak diyorum ki, dünya siyonizminin Türkiye'deki her apartmana bir kanser, bir kısır projesinde çok büyük mesafe aldı. Şimdi hakikaten yani üzülüyoruz ama bir gerçek bu. Şuradan çıkalım rastgele 10 tane apartmana gidelim. Yani çocuğu olmayan ve kanser olan rastlamanız çok çok yüksek ihtimal. Kendi çevremizden, yakınlarımızdan dahi bunu görüyoruz. Hatta uzmanlar diyorlar ki bu hızla giderse Türkiye'de 40 sene sonra 10 çiftten 9'unun doğal yoldan çocuğu olmayacak. Şimdi bakıyorsunuz hem gıdalardaki katkı maddeleri, glikozlar, efendim kimyasallar, GDO'lar. Mesela Cargill şirketine tanınan Cargill, imtiyazlar. Türkiye'de. Evet. Yani bunların hem kanserle hem kısırlıkla çok yakın ilişkisi var. Dolayısıyla tabii bunların hepsinin arkasında bu çetenin olma ihtimali yok. Hatta ihtimalin ötesinde Cargill var, Monsanto var, DuPont var. Dediğiniz gibi GDO'lu tohumları üreten, ürünleri üreten, glikozu üreten bunlar. Patentliyor. Mesela patatesi özel bir patent geni koyuyor oraya, işaretliyor. Ve mesela o patates
siz ektiniz, bir yerden buldunuz, yanlışlıkla bir şey oldu. Geliyor şirket yetkisi diyor ki bu benim patatesim, patenti var diyor, bunu ekemezsin diyor. Ekemezsin diyor. Bir de kısır tohum. Yani siz her sene bir kere bağımlısınız. Bu ne demek? Size önümüzdeki sezon tohum vermezse ekemeyeceksin ve aç kalacaksın. Diğeri her sene milyarlarca dolar bunları ödemeniz lazım o tohumları alacağım diye. Diğeri de toplumun sağlığını bozmak, kanser yapmak, kısır yapmak. Tabii burada acı tarafı mevcut iktidar döneminde tohumculuk kanunu çıktı. Bu tohumculuk kanunu bu gibi GDO'lu ithal tohumların kullanılmasının önünü açmak ve hatta sertifikasız tohumların yasaklanması, sertifikasız tohum dedi de babadan, atadan, dededen kalma geleneksel Anadolu'da kullanılan tohumlar. Bunları tohum olarak satamıyorsun. Efendim ektiğin zaman bu tohumlarla tarım yaptığın zaman kredi alamıyorsun. Sertifikalı tohum kullan. Sertifikalı tohum dediğin bu Siyonist firmaların ürettikleri kısır, GDO'lu ne olduğu belli olmayan, daha doğrusu belli olan tohumlar. Yani bunları bilerek veya bilmeyerek hem gelişmekte olan ülkelerde hem Müslüman ülkelerde yöneticileri de buna maalesef alet ediyorlar. Yani tohumculuk kanunuyla aslında oradaki tavırla bu sağlık alanında, korona alanındaki canhıraş, herkesi aşılamaya çalışan tavır aslında çok benziyor. Şimdi şöyle bir eleştiri var. Şimdi güzel bir portre çiziyor Sayın Genel Başkan, Fatih Erbakan. Ama bu portre sanki bütün dünyaya baktığımızda yalnız bir Türkiye'nin portresi olacak gibi gözüküyor. Ne diyorsunuz buna? Aslında yalnız değil, çünkü biraz önce söyledim. Yani bir avuçlar onlar. Yani belki 15-20 milyon insandan bahsediyoruz. 7 milyarı hükmetmeye çalışan çete. Biz 7 milyarız. Aslında Hristiyanı, Budisti, Türk'ü, Kürt'ü, Hintlisi hepsi. Ama şimdi mesela Mısır'la mı ittifak yapacağız? Endonezya'da da aşı politikaları uygulanıyor. Malezya'da da uygulanıyor. Örneğin aşı üzerinden gidiyorum. Veya başka politikalarda da. İşte Mısır'da halimiz belli. Suriye'de olanlar açık. Diyelim ki Fatih Erbakan şimdi iktidar oldu. Nasıl anlaşacak bütün bunlarla? Hepsini zaten Siyonist kadro ele geçirmiş. Fatih Erbakan tek başına iktidar olsa bile çevresi Siyonizmle sarılmış. Yalnız bir Türkiye imajı vermiyor mu bu? Evet, şöyle tabii onunla ilgili yine Erbakan hocamızın meşhur tabiri, diyordu ki Siyonizm bir timsahtır. Evet, bu timsahın üst çenesi Amerika, alt çenesi Avrupa Birliği, kuyruğu İsrail, kalan bütün gövde de Müslüman ülkelerdeki işbirlikçi yöneticiler diyordu. Yani tabii oralara kendisine uygun yöneticileri yerleştirmiş 100 seneden beri. O nedenle tabii bu işlerde zorluklar yaşanıyor. Ama mesela bununla ilgili çok güzel bir örnek 54. hükümet dönemindeki D8 adımının atılması. Bu işte bizim yeni bir dünya dediğimiz, bu çetenin kurmak istediği, bütün insanlığı köle yapacağı dünyanın alternatifi olan, onun çözümü olan yeni bir dünyanın kurulması yolunda en önemli adım D8. Hatta ülkeleri söyleyeyim: Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan, Türkiye. Türkiye şimdi çok iyi oldu söylemeniz. Mesela Nijerya nüfusunun yarısı Hristiyan olan bir ülke. Hatta o D8 imzalanırken Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan diye bir Hristiyan bir devlet başkanıydı. Şimdi geldi D8'e imza attı. Hristiyan bir insan. Efendim Mısır, Hüsnü Mübarek'in Mısır'ıydı. Yani Hüsnü Mübarek Sisi'den çok aşağı kalır birisi değil. İran Şii, biz Sünniyiz diyor. O zaman da Şii'ydi İran. İran hatta en büyük rolü oynadı. Bangladeş'te Şeyh Hasina isimli bir hanım devlet başkanı. O zaman da devlet başkanıydı. Bu Şeyh Hasina en son biliyorsunuz oradaki Cemaat-i İslami'nin yöneticilerini idam ettiren, çok tepki gösterilen bir hanım. O zaman gene kendisi devlet başkanıydı. Burada İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda gelip imza attı. Demek ki böyle bir iradeyi Türkiye ortaya koyduğu zaman Allah'ın da yardımıyla birçok adımların atılabilmesi mümkün. Siz burada şu anda iman varsa imkan vardır. Sözünün biraz oraya gidiyor. Yani 54. hükümet aslında onun göstergesi. Tabii Kıbrıs Harekatı'nın gerçekleştirilmesi. Yani ne mümkün Amerika'ya karşı böyle bir şey yapıp da. Bir de o zamanın gerçekten teknolojisi ve imkanları çok zayıf. O zamanki çıkarma gemilerimiz, savaş uçaklarımız. Hatta İngiliz Dışişleri Bakanı bizim giden heyetle dalga geçiyor. Diyor ki siz diyor balıkçı tekneleriyle, takalarla mı çıkarma yapacaksınız? Kıbrıs'a çıkarma yapmak kim, siz kim? Demek ki olabiliyor. İşte Aselsan, Roketsan, Havelsan. Yani şimdi insansız hava araçlarında yapılan gelişme, ilerleme. Aslında yeterli kaynak aktarılsa, böyle bir irade olsa
hem dış politikada hem ekonomide hem teknoloji alanında çok büyük adım atılabilir. Tam tersine aslında biz çok güçlüyüz. Dediğim gibi 15-20 milyon insana karşı 7 milyar insanlık, sadece bir kıvılcım gerekiyor. Onların uyarılması, uyandırılması bir kısmının gerekiyor. Hatta bizim hep meşhur sözümüz, ya bunların nüfusu dünyanın bütün illerine, ilçelerine kaymakam ve vali olmaya yetmiyor derdik hep. Yani 7 milyar insanın yaşadığı, 200 tane ülkenin olduğu dünyada bu 15-20 milyon bir avuç imtiyazlı azınlık, bu çete, her yere bir sadece kaymakam vali koyacağım dese ona bile nüfusu yetmeyecek. Evet. Aslında çok avantajlıyız. İnşallah böyle bir uyanış, özellikle Türkiye'nin öncülüğünde gerekli adımlar, hem D8, D60 adımı ve inşallah yeni bir dünyanın kurulması nasip olacaktır. Çünkü zaten tarih boyunca da bu hep dönem dönem olmuş. Bir kuvveti üstün tutan bu sapkın zihniyetin hakim olması dünyada, bir peygamberlerin zihniyetinin, hakkı üstün tutan zihniyetin hakim olması. Şimdi de hemen hemen 300 senedir Osmanlı'nın gerilemesinden bu yana bunların hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İnşallah artık 21. asırla beraber hakkın üstün tutulduğu adil bir dünyanın dönemi de başlar diye ümit ediyoruz. Adil dünya, adil düzen, rahmetli Necmettin Erbakan'ın da Allah rahmet eylesin, söylediği bir husustu ve bir projeydi aynı zamanda, bir ülke hatta diyelim. Peki şimdi şöyle bir noktaya gelindi. Mesela bu küreselciler de şu anda bir eşitlikten, paydaşlıktan bahsetmeye başladılar. Ve Nathaniel Rothschild küresel sosyalizm diye bir fikri ortaya attı. Daha adil bir dünya. Hatta evrensel gelir maaşı vesaire eşitlik gibi. Kardeşlik, eşitlik, kardeşlik dedi. Şimdi sorum şu. Bazı insanlar diyor ki ya galiba bu küreselciler o kadar kötü değil. Bak öyle bir dünyayı dizayn ediyorlar ki bir sosyalizm getirecekler. Oturduğumuz yerden bize hatta evrensel gelir diyerek bir maaş verecekler. Hatta bazı partilerde, hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir konferans yaptığında bu evrensel temel gelirden bahsetmeye başladı yakın dönemde. Şimdi bütün bunlara baktığımızda işte geliyor zaten küreselciler bize bir küresel sosyalizm getirecekler. Bir adil düzene doğru gidiyor dünya diyenler var. Sizce bu böyle değil mi? Tabii daha önce başka bir vesileyle örnek vermiştim. Bu GDO'lu tohumları ilk bu teknolojiyi geliştirirken o kadar güzel şeyler söylüyorlar ki gözleriniz yaşarıyor. Yani işte kıtlığı önleyecek, çok daha verimli, çok daha az sulamayla çok daha fazla ürün şimdi alınacak. Bedava para dağıtacağız diyor. Afrika'da açlık böylece ortadan kalkmış olacak. Ben GDO'lu tohumu seni zehirlemek için üretiyorum demiyor. Bu özgürlük, eşitlik ve adalet kelimeleri, bu Siyonizmin çok önemli kelimeleri. Neden? Fransız devriminin sloganı, aynı zamanda Bolşevik devriminin sloganı ve aynı zamanda Abdülhamit Han'a karşı yapılan ayaklanmanın, üçünde de aynı kelimeler. Üç devrimin sonunda da, üç adımın sonunda da ne geldiğini gördük. Bolşevik devriminden sonra koskoca bir Rusya coğrafyasında neler yaşandı. Fransız devriminden sonra giyotinlerle, idamlarla, akan kanlarla, oluk oluk akan kanlarla neler yaşandı. Bir de bizim bir eski büyüğümüz güzel söylemişti. Abdülhamit Han'ı anlamadığımız için 100 seneden beri bütün bir ümmet pırasa gibi doğranıyor demişti. Abdülhamit Han'ı da efendim özgürlük, kardeşlik, eşitlik, daha doğrusu Osmanlı'nın ortadan kaldırılması. Bu sloganla yaptılar. Dediği gibi İslam alemi 100 seneden beri maalesef pırasa gibi doğranıyor. Şimdi burada tabii hele hele Rothschild gibi bir adamın bu sözünden ne çıkacağını anlamak lazım. Yani bu açık bir tuzaktır diyorsunuz. Kesinlikle. Gelelim tabii. Dünya Ekonomi tabii. Forumuna. Şimdi Dünya Ekonomi Forumuna Sayın Cumhurbaşkanımız da daha önce gitmişti. Davos zirveleri yapılıyor vesaire. En son Dünya Ekonomi Forumu'nun başkanı diyebileceğimiz işte kurucusu vesaire. Fikri babası diyelim en azından. Ama o fikri de ona başkaları veriyor olabilir. Klaus Schwab bir kitap yazdı. Covid-19 ve Büyük Reset diye. Şimdi bu kitaba da baktığımızda ayrıten de bu kitap haricinde de Dünya Ekonomi Forumu'nun 2030 vizyonuna baktığımızda diyor ki artık iki kutuplu dünya olmayacak. Çok kutuplu dünya olacak. Yani birden fazla dünyadaki ülke lider pozisyonu alacak diyor. Hatta bir slide hazırlamış video. Videosunda bunu söylerlerken Dünya Ekonomi Forumu Türk bayrağı en önde gözüküyor. Bu da anlaşılıyor ki 2030'da Türkiye'ye bir görev biçilmiş. Öncü ülke olma görevi biçilmiş. Model ülke olma görevi biçilmiş. Dünya Ekonomi Forumu bunu söylüyor.
Şimdi o zaman biz neden Dünya Ekonomi Forumu'nu dinlemeyelim ki? Biz lider ülke olacağız. Dünya Ekonomi Forumu'nda da Klaus Schwab bize böyle bir görev biçmiş. Yani demiş ki bakın siz artık öncü ülkesiniz. Bir Çin nasıl bir model ülke ise siz de bir model ülke olacaksınız diyor. Ne diyorsunuz? Klaus Schwab'ı dinlemeli miyiz? Tabii bir defa mevcut uygulamaları biraz evvelki sorunuzla da ilişkiliydi. Yani işte evrensel bir gelir, efendim özgürlük, vatandaşlık eşitlik, puanı da gelebilir. Hatta tabii öyle Türkiye'nin işte model ülke olması bizim bir Kırgızistan gezimiz olmuştu. Kırgızistan'da Erbakan Vakfı olarak üniversitelerde konferanslar verdik. Orada yetkililer de bize akşam yemek veriyorlar. O yemekte de ben dedim ki ya bu Afrika'da Çad diye bir ülke var. Çad'da 40 milyon insan açlıkla boğuşuyor, perişan. Ama dünyanın en kaliteli petrolü var. Ne oluyor? Bir bu küresel çetenin bir petrol firması petrolü çıkartıyor. Çad'a verdiği %2 pay. 40 milyonluk Çad %2 bundan alıyor kendi petrolünden. %98'i de 100 tane aile veya 50 tane 30 tane o petrol firmasının sermayedarı alıyor. Ben bunu anlatırken oradaki yetkililer tebessüm ettiler. Hep konferanslarda da örnek olarak veriyorum. Ne oldu? Niye tebessüm ettiniz? Dediler ki ya biz sana asıl daha acıklı bir hikaye anlatalım. Ne oldu? Ya bizim Kırgızistan olarak şu arkadaki dağın içinde 700 küsur ton tespit edilmiş altın rezervimiz var. 6 milyon nüfuslu Kırgızistan. 700 küsur ton altın var. İyi tamam. İyi de dedi 93'te biz bağımsızlığımızı kazandık. Evet tamam. Biz bu altını çıkarma teknolojimiz yok. Ne yapalım? Kanadalı bir Yahudi firma geldi. Bununla sözleşme imzaladık. İyi buraya kadar da her şey normal. 93'ten 2015'e kadar bu Kanadalı firma 280 ton altın çıkarttı. Evet. Kırgızistan'a verdiği ne kadar? 1.4 ton. Yani ne demek bu? 1/200 yani %0.5. Dediler ki Çad'a iyi vermiş bize %2 verse gene idare ederdik. Bize %0.5 veriyor. Şimdi hani Klaus Schwab'ın öngörüsünden geldik evet buraya. Evet geldik. Bu dış güçlerin tabii bir kere zihniyetleri bozuk olduğu için hep milli görüş olarak onu söyledik. Yanlış hak anlayışı. Yani ben diyor imtiyazlıyım, ayrıcalıklıyım. Onun için diyor bu benim hakkım. Hatta Erbakan Hoca derdi Firavun yaptığı zulümleri ben zulmediyorum diye yapmıyordu. Benim hakkım olduğu için. Yani haşa kendini Allah gibi görüp siz bana kölelik yapmak için yaratıldınız. Benim bu yaptıklarımda hakkım diyordu. Şimdi bu da öyle. Diğeri tabii kuvveti hak sebebi sayıyor. Güçlü olanın dediği olur. Güçlü olan ne istiyorsa onu yapar. Madem ki ben güçlüyüm, benim dediğim olacak. Bu da gayet doğal bir hak diye görüyor. Ve menfaati, yani benim diyor bir şeyde menfaatim varsa, gücüm de varsa gidip onu alıp kullanmam. Gayet doğal bir hakkım. Biraz evvel Siyonizmin felsefesiyle ilgili de söyledik. Zaten diyor diğerleri diyor köle olsun diye yaratılmış. Asıl üstün ırk benim. Allah'ın özel kulu benim. Bütün bu varlıklar da benim kullanmam için yaratılmış. Onlar buradan benim hakkımı gasp ediyor diyor. Yani Kırgızistan'daki altını zaten Allah benim için yarattı. Oradaki köleler için yaratmadı. O zaman Türkiye'yi yani, öncü yapacağım derken doğru söylüyor. Türkiye'yi Büyük Orta Doğu Projesi'nde de öncü yaptılar maalesef. Biliyorsunuz İran işgalinde, arkasından Suriye'nin bu hale gelmesi, Mısır'ın bu hale gelmesi, aylan bebeklerin boğulması, Yemen'in bu hale gelmesi... Ve o 2000'lerden sonra Büyük Orta Doğu Projesi'yle beraber, Arap Baharı ile beraber Müslüman coğrafyada kan, gözyaşı, perişanlık hiçbir zaman durmadı. Onların yapacağı öncülükten bize bir hayır gelmesi mümkün değil. Bizim D8'i canlandırmamız lazım. D60'ı hayata geçirmemiz lazım. Efendim çok zor bu. Efendim onların da içinde böyle böyle adamlar var, farklılıklarımız var. Farklılıklarımızı bir kenara bırakıp ortak yönlerimize birleşmemiz lazım. Diğer taraf... Yok olmak, Siyonizme köle olmak, kobay olmak ve tamamen perişanlık. Sayın İki Fatih yoldan birini seçmemiz lazım. Çok teşekkür ederiz. Sorularımızı cevaplandırdınız. Ben teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan aramızdaydı, konuğumuzdu. Sorularımızı cevaplandırdı. Bir başka özel yayında inşallah karşınızda olacağız. İyi günler.